Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Angular'da tab menü yapacağız. Öncelikle bir kere şemamızdan bahsedelim. Bir tane section'ım var. Bu section'ım şuradaki tab menümü kapsıyor. Bir tane panelim var. Bu panelim her bir tabın yani alt sekmesini oluşturuyor. Yani ben bir taba tıkladığımda o tabın altında hangi bilgiler gelecekse onları da buraya yazıyoruz. Nelerimiz var? Bootstrap'imiz var. Hızlı kullanmak adına Bootstrap'in neyi var? Tab menüsü var. Ardından Angular'ı encode ettik. O kadar. Şunu yüklemeseniz de olur. Şunu silelim. Kafa karıştırmasın. Şimdi arkadaşlar ilk yapacağımız şey şudur. Biz bu öncelikle mesela şunun bir aktif klasını ekleyelim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Angular Bootstrap'te aktif kullandığımız zaman bakın seçili olduğu anlamına geliyor. Şimdi biz bunların her birine tıkladığımızda bunlar sırayla buraya gözükecek. Öncelikle tıklama için biz ne yapıyoruz arkadaşlar? ng-click. ng-click ile bir tane değişken oluşturuyoruz bir nevi. Ve içine buna ne diyebiliriz? Tab diyelim. Ve tab eşittir 1 ise bunu çalıştır diyebiliyoruz burada. Hemen bunu diğerlerine de uygulayalım. Tab 2 için ve tab 3 için. Bunu 2 olsun. Buna da 3 olsun. Ve sayfamızı yenileyelim. Bakın arkadaşlar şimdi tıkladığımda tab 1, tab 2, tab 3 şu an değişiklik olmaması normal. Daha bir ileriki adıma geçmedik. Şimdi bakın şurada ng-click'e tıkladığımda tab sayısının değişmesi gerekiyor şurada. Onu yapalım. Onun için de arkadaşlar şurada bizim şunu kapatmamışız. Hatta şunu silmemiz lazım. Şöyle yapsak da yeterli. Sayfamızı yenileyelim. Bakın oradaki hatadan dolayı gelmiyordu. Şimdi bakın. Tab 2'ye tıkladım. 2 hepsi. Tab 3'e tıkladım. Hepsi 3 oldu. 1'e tıkladım. 1 oldu. Ama biz bunu istemiyoruz. Sırayla gelmesini istiyoruz şurada. Onu nasıl yapacağız? Şimdi öncelikle şuraya ng-init'i koyalım arkadaşlar. ng-init ne yapıyor? Varsayılan bir değer olarak gelmesini söylüyorsunuz. Ben diyorum ki ng-init 1 olarak gelsin buraya. Yani seçil olarak gelsin. Çünkü İlk sekmemiz her zaman seçilidir. Bakın şu an seçili geldi. Sonra bir sonraki adıma geçelim arkadaşlar. Bizim bunlarda bir işlem yapmamız lazım. Ne kullanmamız lazım? ng-show. Nasıl olduğunda ng-show diyoruz ki ng-show'a. Bak diyoruz tab diye bir değer gelecek. Bu değer 1'e eşitse sen show ol diyoruz. Yani kendini göster. ng-hide yapmamıza gerek var mı? Yok zaten. Bizim amacımız ng-show bu değeri sağladığında göstermesi. Şimdi bakın bunların hepsi gidecek. Sadece bu kalacak. ng-init'imiz de 1 olduğu için bakın ben bunu eğer buradan silersem gitmesi lazım ki gitti de. Aktif olmasının nedeni şudur. Bunlarla alakalı değil arkadaşlar. Neyse. Devam edelim. Burada ne geldi? Başlık 1'de otomatik olarak seçili geldi. Çünkü tab 1'imiz 1. Buradan da bu seçili olmuş oldu. Peki ben bunlara tıkladığımda bunların da değişmesini istiyorum. Yani mavi olmasını, aktif olmasını istiyorum. Bunu nasıl yapacağız? Bir diğer özelliğimiz ng-class. Zaten en çok ng-show, ng-class, ng-click ve ng-init'i çok kullanırsınız. Diyoruz ki burada yine bir expression açalım buraya. Aktif diye bir class'ımız var. Tamam. Diyoruz ki bu class'a tab eşittir 1 ise. Yani şuradan true döndüğünde arkadaşlar aktif class'ı devreye girecek. Bunu da diğerlerindeki gibi kopyalıyorum. Yani bir tanesini yapıp hepsini yapıştırdım. Tabii ki burada 2 olduğunda olacak. Bu da 3 olduğunda olacak. Sayfamızı yenilediğimizde bakın arkadaşlar tab 2 ve tab 3. Ne oldu? Sırayla ben bunları her birine tıkladığımda aktif class'ı değişiyor. İncelediğimizde şöyle bir sonuç göreceğiz arkadaşlar. Şöyle büyütelim. Şunu da şöyle büyütelim. Şimdi bakın arkadaşlar tıklıyorum. Burada nerede bizim ng class'ımız? Bakın burada aktif class'ı burada gözüküyor. Class kısmı boş. Tab'a tıkladım. Bakın ng class oraya geçti. Çünkü tab 2 oldu. Tab 1'e tıkladım ve burada da gördüğünüz gibi bir değişiklik görüyorsunuz. Bakın ng show, ng show. Bakın burada ng height var. Ng show'un olduğu yerde ng height otomatik gelir. Çünkü siz ng-hide ile bir şey yapmasanız da bu ikisi birliktedir. ng-hide bu ikisini gizliyor. Çünkü bu iki değer sağlanmıyor. Neden? Bu değer sağlandığı için. Ben buraya geldiğimde
Bakın arkadaşlar, Angie Hyde burada gözüklü. Çünkü Angie Show ile Angie Hyde aynı anda olmaz. Biri gösterirken biri gizlemesi lazım. O yüzden böyle. TAP'la ilgili anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım yararlı olmuştur. Paylaşıp yorum yaparsanız çok sevinirim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.